Bismillahirrahmanirrahim. Okul derslerimizin inşallah üçüncü konusundayız. Müstesna bir ille, ille ile yapılan müstesna konusundayız. Esiletun temhidiyetun şefevi. Yine anlama soruları ve sözlü cevaplayacağız. Men yezkuru cümleten fiha illa. Yani kim içerisinde illa bulunan bir cümle zikredebilir, söyleyebilir. Hel el kelimetu leti ba'de illa ismun ev em fi'lun. İlla'dan sonra gelen kelime isim midir, fiil midir? Ma ismul uslub ellezi yüste'melu fihi illa. İçerisinde yüste'melu fihi. İçerisinde kullanılan, illa kullanılan üslubun ismi nedir? Tabii şu an için konuyu bilmediğimizden dolayı bunları cevaplayamayız. O yüzden biraz okuyalım ve konu hakkında malumat edinelim. El-umemul müttehidetu heyetun, yani Birleşmiş Milletler Komisyonu ussiset, yani kuruldu, tahsis edildi. Ba'del harbil alemiyeti thaniye, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Birleşmiş Milletler Komisyonu. El-Umemul Muttahidatu Birleşmiş Milletler. Heyetunu da eklersek Birleşmiş Milletler Komisyonu. Ve hakkakat gerçekleştirdiği incazatin kesireten, birçok başarılar, incazatin başarılar gerçekleştirdi. İlla ancak Esselamel Menşude, istenilen barışı gerçekleştiremedi. İstenilen barışı gerçekleştirmedi. Ve bi mucibi mithaqihe, yani onun bu anlaşmanın gereğiydi. Ve bi mucibi mithaqihe, onların bu anlaşmasının bir gereğiydi. Neydi? Tettehizu edduvelu, devletlerin alması, tedabira, önlemler alması. Lihifzi emniha, güvenliğini korumak için önlemler almasıydı. İlla ancak ettedabirel muhille, ancak karşı önlemler aldılar. Bi hukukil fert, yani kişilik haklarına karşı önlemler. Ve lem tef'al şeyen, bir şey yapmadı. Bir şey yapmadı. Ve lem tef'al şeyen, illa ancak ne yaptı? Münâşedetel etrafil mütenâzi'a, ancak çatışan taraflar arasında, yani taraflara ne diyelim, münâşede, yani yemin verdi, temyiz verdi. Temyiz verdi kime? El etrafil mütenâzi'ati, çatışan, savaşan taraflara. Bi ihracil etfâli, çocukların çıkarılmasını. Min dâiretin nizâ'i, çatışma alanından çocukların çıkartılması talimatını verdi. Ve ma esterat, yani Birleşmiş Milletler Komisyonu'ndan sadır olmadı, gerçekleşmedi. İlla kanunen fi zalike, ancak bu konuda kanunlar sadır olabildi. Başka bir şey sadır olmadı. Konumuz bu şekilde, okuma parçamız. Şimdi asıl mevzumuza gelelim. El kaidetu, kaidemiz. El istisna'u, bugünkü dersimiz istisna. Ama illa ile yapılan istisna. El istisna'u, huve o, ihracu ismin ba'de illa. İlla'dan sonraki bir ismin çıkartılmasıdır. Ev ihda ehevatihem, ya da illa ve kardeşlerinden bir tanesinden sonra gelen ismin çıkartılmasıdır. Minel hükmü, hükümden. Evul me'nel mefhum, ya da anlaşılan manadan, lil cümleti kablehe, kendisinden önceki cümle için. Şimdi bir cümlemiz var, akabinde illa var, akabinde bir şeyler daha var. İstisnanın amacı şu: illa'dan sonraki kelimeyi illa'dan öncekinden ayırt etmek, ondan çıkarmak. Mesela zehebet tullabu ilel medreseti, çocuklar okula gitti. İlla Aliyen, ancak Ali gitmedi. Bu şekilde.
Yani illa ya da illanın bir takım kardeşleri var. Yani diğer istisna edatları var. Burada ama sadece illayı göreceğiz. O istisna edatlarından önceki cümleden istisna edatından sonraki kelimeyi ne yapacağız? Çıkaracağız. İstisna bu demek. Yani onu istisna tutacağız. Bir nevi Türkçe'de de istisna kullanılıyor zaten. وَلِلْ اِسْتِسْنَاءِ ثَلَاسَةُ اَرْكَانٍ İstisnanın üç tane rüknü vardır. Yani bir istisnada olmazsa olmaz, üç tane şey olmak zorunda. Birincisi şu. اَدَاتُ الْاِسْتِسْنَاءِ İstisna edatı olmak zorunda. Yani biz cümlede istisna yapıyorsak, bunu yaptığımızı gösteren bir edat olacak. Adı da istisna edat. Lil istisnai semani edevet. İstisnanın 8 tane edatı vardır. 8 tane istisna edatı vardır. Senedrusu fi hada ders illa. Biz diyor bu ders sadece illayı işleyeceğiz. İllayı öğreneceğiz. İkinci erkanı istisnanın el müstesna. Yani istisna edinilen kelime. El müstesna huvel ismul muhraç. O çıkarılan isimdir. Bi edatil istisna, istisna edatı kullanılarak min hukmi ma kablehe. Kendisinden öncekinin hükmünden istisna edatı kullanılarak çıkartılan isimdir. Ve de müstesna minhu var. Üçüncü rüknümüzde müstesna minhu. Müstesna minhu. El ismul muhraç. Çıkarılan minhul müstesna. Yani kendisinden müstesnanın çıkarıldığı isimdir. Yani kendisinden istisnada bulunulan bir nevi. Kendisinden müstesnanın çıkarıldığı isimdir. Ve yüstesna minhu ma ba'dehe. Ve kendisinden sonra gelen şey ondan istisna edilir. Ondan istisna edilir. Şimdi o zaman boş bir kağıda şunu yazarsak yanılmış olmayız. Sağ tarafta bir kelimemiz var. Ortada istisna edatımız var ve sol tarafta bir kelimemiz var. Daha doğrusu sağ tarafta bir cümle olduğunu düşünelim. Burası müstesna minhu, kendisinden istisna edinilen. Hemen yanında istisna edatı var ve hemen yanında da müstesna var. Müstesna neydi? İstisna edatından önceki hükümden çıkarılan, soyutlanan, istisna edinen. O zaman sırasal bakımdan en sağ tarafta müstesna minhu, ortada istisna edatı, en solda da müstesna olacak. Ve bizim bugünkü dersimiz illa ile yapılan istisna. Yani illa ile yapılan müstesna aslında bizim bugünkü dersimiz. Şimdi çok daha önemli ve çok daha kafa karıştırıcı bir konudayız. Hemen konu başlığımızı söyleyelim. El istisna'u erba'atu enva'in. İstisna dört çeşittir. Evet, Arapçada istisna dört çeşittir. Bu dört çeşidi kendi adımızı bilir gibi bilmek zorundayız. Çünkü sınavda bize genellikle müstesna minhu hangisidir, istisna edatı hangisidir gibi kolay çerez sorular sorulacak yerde biz öğrencilere zorluk çıkarmak adına istisna türleri mutlaka sorulur. O yüzden istisna türlerine ayrı bir önem ve özen göstermemiz gerekiyor. Şimdi dört çeşit istisna olduğunu bir kere unutmayalım. Dört çeşit istisna var. Bunlardan birincisi istisna-u teammun, tam istisna. Birincisi tam istisna. Bunları yazalım. Yazmaktan çekinmeyelim. Tam istisna. Ne demek peki tam istisna? Huve mâ kânel müstesnâ minhum mezkûran fîhî. Yani cümlede eğer müstesna minhu zikredilmişse o zaman o istisna tam istisnadır. O zaman tam istisnanın yanına parantez içinde ne yazalım? Müstesna minhunun zikredildiği istisnalar. Eğer cümlemizde müstesna minhu varsa o istisna bir kere tam istisnadır. Mesela örnek, hakikat gerçekleştirdi, incezatin başarılar ille selame. Ancak selam, ancak barış gerçekleştiremedi. Burada incezatin meful,
Aynı zamanda müstesna minhu illa istisna edatı ve esselame burada nedir? Müstesnadır. Ve cümlemize baktığımız zaman incazatin yani müstesna minhu zikredildiği için bu tam istisnadır. Tam istisna. Şimdi gelelim ikinci çeşidine. İstisna-u nakiz. Yani nakıs istisna. Yani eksik istisna. Nakıs istisna. Yani eksik istisna. Tabii ki buna sınavda bize sorulsa da eksik istisna diye sorulmaz. Nakıs istisna olarak sorulur. Peki nakıs istisna neymiş ona bakalım. Huve mâ kânel müstesnâ minhu gayra mezkûr. Yani içerisinde müstesna minuhunun zikredilmediği istisnalar. Zaten bu ikisini birbirinden ayırt edebiliriz. Ve tam istisnayı bildiğimiz zaman aslında bir nevi nakıs istisnayı da biliyoruz. Tam istisnanın zıttı diyelim. Tam istisnanın gerçekleşmesi için gerekenlerin olmayışı nakıs istisna. Yani eğer cümlede müstesna minhu yoksa o zaman o nakıs istisnadır. Müstesna minhunun olmadığı istisna. Yani olmadığı derken olmaması gibi bir şey söz konusu değil. Bir yerde istisna varsa müstesna minhu mutlaka vardır. Olmadığı dersek yanlış olur. Zikredilmediği. Evet, cümlede müstesna minhunun zikredilmediği istisnalar nakıs istisna. Mesela ne gibi? Lem tusbir işte sabredilmedi illa kanunen. Ancak kanunlar. Şöyle mesela la tusbir işte lem tusbir sen sabretmedin. Yani lem tusbir ente illa kanunen olabilir mi? Ya da ne diyelim? Lem tusbir sen sabretmedin. Mesela zorluklara diyelim mesela orada zorluklara kelimesini kullansaydık. İlla yani zorluklara sabretmedin ancak kanunlara sabrettin. Bu tarz bir cümle hayal edelim ve cümlemizde müstesna minhu zikredilmediği için bu ne olacak? Nakıs istisna olacak. Üçüncü seçeneğimiz istisna-u muttasıl istisna. Üçüncüsü muttasıl istisna. Muttasıl istisna. Huve mâ kânel müstesna min cinsil müstesna minhu. Şimdi bu ayrı bir bakış açısı. Eğer müstesnamız müstesna minhunun cinsinden olursa bu muttasıl istisna olacak. Eğer yani şöyle diyelim bir tüm var. Biz eğer o tümün parçalarından sadece bir tanesini istisna etmişsek bu aynı zamanda muttasıl istisna olur. Çünkü tümün bir bölümü ya cüz'ü. O şekilde bakalım. Bunu tekrar edelim. Muttasıl istisna demek müstesna minhunun cinsinden olduğu istisna. Bakalım şimdi. Ve fakat eddüelu devletler ve fakat işte anlaştılar. Ala hurriyeti ibda'ir ra'yi işte yani görüşün başlaması yani hürriyet üzerine görüş başlaması üzerine anlaştılar. İlla vahidetun. Ancak birisi anlaşmamış. Yani devletlerden birisini biz istisna ettik. İşte bu muttasıl istisna. Bir de munkatı istisna var. Munkatı istisna. Onu da yazalım. 4 munkatı yani kesik istisna. Munkatı istisna. Şimdi bu da muttasılın tam tersi. Yani müstesna minhunun bir cinsi olmazsa munkatı istisna olur. Mesela ne gibi? Necahat edduvelu fi tehkiki ehdafihe. Yani devletler necahat başardılar. Fi tehkiki ehdafihe. Hedeflerini gerçekleştirmeyi başardılar. İlla Aliyen. Ancak Ali başarmadı. Şimdi devletlerden bahsediyoruz. Devletlerden Ali'yi istisna ettik. O yüzden burada müstesna minhunun cinsinden olmadığı için bu munkatı istisna olacak. Bu munkatı istisna olacak. 4 tane istisnamız var. Müstesna minhu kelamda zikredilmişse tam istisna. Müstesna minhu kelamda zikredilmemişse nakıs istisna. Müstesna minhunun cinsindense muttasıl istisna. Müstesna minhunun cinsinden değilse
Munkati istisna. Bu son söylediğim cümleyi söyleyebilene kadar lütfen bu videoyu defalarca izleyelim. Yani kendimiz hiçbir yere bakmadan tam istisnayı, nakıs istisnayı, muttasıl ve munfasıl, muttasıl ve munkatı istisnayı tarif edene kadar bu videoyu defalarca izleyelim. Şimdi gelelim üçüncü konumuza, o da şudur ki İrabul müstesna bi illa. Şimdi konumuz illa ile yapılan müstesna. Süper. Ama peki bunun irabı ne olacak? Yani müstesnanın irabı ne olacak? İlla ile yapılan müstesnanın irabı. Okuyalım. Bunda da dört tane seçeneğimiz var. Yecibu nasbul müstesna bi illa izâ kânel istisnâu tâmmen ve muttasilen vel kelâmu muthbeten. Bu biraz ağır bir konu. Şu an okuyacağımız konu biraz ağır bir konu ama defalarca tekrar edilirse neden olmasın. Şimdi buna yazalım ki birinci seçeneğimiz, birinci kuralımız şu. İstisnamız tam olursa, istisnamız tam artı muttasıl olacak ve kelam da müsbet yani olumlu olacak. Artı kelam olumlu. Şimdi ne lazım bize? İstisnamız tam olacak. İstisnamız tam olacak. Muttasıl olacak ve kelam da olumlu olacak. Eğer bunlar gerçekleşirse o zaman müstesnamız kesinlikle mansup olması lazım. Müstesna kesinlikle mansup olması gerekiyor. Kesinlikle mansup olacak. Tekrar edelim, birinci kuralımız bu. İstisnamız tam bir istisna, muttasıl bir istisna ve kelam da olumluysa mutlaka müstesna mansup olacak. Hakkat ince zaten ille selam örneğinde olduğu gibi. Şimdi bu cümle müsbet bir cümle. Olumlu bir kelam. Çünkü başında olumsuzluk edatı yok. Birinci kural tamam. Bu peki muttasıl mı? Yani hakkat gerçekleştirdi. İnce zaten başarılar gerçekleştirdi. İlle selamı ancak barış. Bu da başarılardan birisi barış. O yüzden müstesna burada. Müstesna minhunun cinsinden. O yüzden bu muttasıl istisna. Ve tam istisna. Çünkü müstesna minhu kelamda zikredilmiş. İncazatin kelimesi. O yüzden biz buradaki müstesna olan esselameyi mutlaka mansup okumalıyız. Bu zorunluyuz. İkincisi şu. İkinci seçenekte şöyle. Yecuzu nasbul müstesna bi illa, yani illa ile yapılan müstesnanın mansup olması caizdir. Evveya itbe'uhu lil müstesna minhu. Ya da müstesna minhu'nun harekesine tabi olacak. Şimdi bu ne zaman olacak? İzâ kânel istisnâhu tam, istisna tam olacak, artı muttasıl olacak ama kelam olumsuz olacak. O zaman şöyle diyebiliriz. Bunu öğrenmemiz biraz daha kolay oldu. Kelam olumluysa mutlaka müstesna mansup olacak ama olumsuzsa kelam, yine tam olacak, yine muttasıl olacak ama kelam olumsuzsa o zaman müstesna mansup da olabilir. Müstesna minhunun harekesine tabi de olabilir. Hemen okuyalım. Mesela me hakkat incezatin ille selame. Me hakkakat incezatin başarılar gerçekleştiremedi ille selame. Ancak barış. Şimdi burada esselame kelimesi mansup. Müstesna olduğu için mansup. Ama aynı şekilde müstesna minhu olan ince zatinin harekesini alırsa ki yine mansup. Çünkü burada müstesna minhu zaten mansup. İnce zatinin esreli olduğuna bakmayalım. Bu cemi müennes salim bir kelime. Bunlar mansupluk alametini ne yaparlar? Esreyle alırlar. Yani burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Müstesna minhu'nun harekesinin aynısını almıyor. Onun irabının aynısını alıyor. Yani burada incazat irabi açıdan mansup konumda olduğu için müstesna minhu da müstesna da mansup olacak. Bir diğer örneğimiz mece'et tullabu öğrenciler gelmedi illa aliyen ancak Ali geldi ya da aliyun, ikisi de caiz. Aliyen dersek müstesna olduğu için mansup olması caiz. Kelam olumsuz, kelam tam bir istisna ve kelamda muttasıl istisna var. O yüzden biz müstesna minhu olan et tullabunun harekesini de yani irabını da aliyyuna vererek
buradaki müstesna olan Aliyun kelimesini merfu da okuyabiliriz. İki seçenek de caiz. Üçüncü bir seçeneğimiz var. Yurabu bihasbi mevki'ihi fil cümle. Cümledeki konumuna göre irab edilir. Ve keenne illa gayru mevcudetin fil cümle. Sanki o cümlede yokmuş gibi. Sanki o cümlede yokmuş gibi. Bu ne zaman olacak? İzâ kânel istisnâ'u nâkıs. İstisnamız nakıs olursa, artı kelam da olumsuz olursa. Artı kelam olumsuz olursa. Mesela, lem yastır illa kanunun. Lem yastır illa. Sanki bu cümlede yokmuş gibi, bunu cümledeki konumuna göre ne yapacağız? Harekeleyeceğiz. Yani sanki, illa yokmuş gibi. Burayı düzeltelim. Sanki cümlede illa yokmuş gibi. Şimdi lem yastır illa kanunun cümlesine bakarsak eğer derinlemesine siz buradan illa'yı alırsanız kanun fail olur. Yastırın faili olur. O yüzden biz bakın burada ne yapmışız onu? Cümledeki konumuna göre merfu okumuşuz. İlla yokmuş gibi. Bu bizim için önemli bence. Eğer istisnamız nakıssa, kelamda olumsuzsa o zaman illa yokmuş gibi davranacağız ve müstesnamızı cümledeki konumuna göre okuyacağız. Dördüncü seçeneğimiz, evet yorulduğumuzun ve beynimizin donduğunun farkındayım ama bu dördüncü ve son seçenek. Biraz daha sabredelim. Yecibu nasbul müstesna bi illa daimen, daimen, her zaman müstesnanın mansup olması gerekir. Mansup olması gerekir. Ne zaman olacak? İzâ kânel istisna munkatı, eğer munkatı istisna olursa. O zaman şöyle diyelim. Munkatı istisnalarda mutlaka müstesna mansuptur. Bunu diyebiliriz. Bunu aşağısına artık yıldızlı bir not olarak ekleyelim. Munkatı istisnalarda müstesna mutlaka mansup gelir. Başka bir seçeneğimiz yok. Peki munkatı istisna neydi? Müstesna minhunun türünden olmadığı istisnalar. Mesela ne gibi? Necehati duvelu fi tahkiki hedafihe. Yani devletler hedeflerini gerçekleştirmede başarılı oldular. İlla Aliyen. Ancak Ali başarılı olmadı. Müstesna minhu olan devletler. Müstesna Ali. Munkatı bir istisna. O yüzden Ali burada mutlaka ve mutlaka mansup gelmek zorunda kaldı. Şimdi gelelim diğer sayfamıza. Nemuzec mehlul. Uzkur erkenel istisnai fi cümleteyn el atiyeteyn. Gelen iki cümledeki istisnanın rükünlerini zikrediniz. Ki üç tane rüknümüz vardı. Müstesna olacak, müstesna minhu olacak ve istisna edata olacak. Mübeyyinen nev'al istisnai fi kullu minhube. Ve onların her birisinin diyor, istisnalarının çeşitlerini de söyleyerek bunu yapın. Kitabımız bunu bizim için yapmış. Fehimen nasu, insanlar anladılar hukukahum, haklarını, illa hakkal hurriye, ancak hürriyet hakkını anlamadılar. Hürriyet hakkını anlamadılar. Burada müstesnamız hakka kelimesi. Hakka kelimesi müstesna. Hukuka kelimesi müstesna minhu. Edatu istisnamız da illa. Ve bu istisnamızın türü tam istisna. Çünkü müstesna minhu da kelamda var. Aynı zamanda muttasıl istisna, çünkü hukuk kelimesinden hakkayı biz istisna etmişiz. Yani müstesna, müstesna minhunun bir cinsi ve müsbet, yani olumlu bir cümle bu. Olumlu bir cümle. İkincisi, mâ nâdelen nâsu, insanlar mücadele etmedi fi Amerika, insanlar Amerika'da mücadele etmedi, diddet temyiz, yani temiz karşısında. Yani ayrıştırma karşı, ayrımcılık, ayrıştırmak, yani şöyle diyelim, ayrıştırmaya karşı insanlar Amerika'da mücadele etmediler, ille Suud'a, ancak siyahiler mücadele etti. Ancak siyahiler mücadele etti. Bu istisnamızda da Es-Suud'a kelimesi, Es-Suud'a kelimemiz nedir? Müstesnamızdır. Evet, bu ikinci örneğimizde Es-Suud'a kelimesi müstesna olacak. Ennâsu kelimesi müstesna minhu, illa istisna edatımız ve bu istisnamızda yine müstesna minhu kelamda zikredildiği için
tam istisna. Yine insanların bir cinsi olduğu için siyahiler muttasıl istisna ve bu cümlemiz menfi, o yüzden buraya menfi de ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Şimdi gelelim tedribat alıştırmalar bölümümüze. Evvelen birinci alıştırma. İkra el cümlel atiyete, gelen cümleleri okuyun. Ve haddit nev'al istisnai fi kullu minha. Ve hepsindeki, yani bütün örneklerdeki istisnanın cinsini söyleyin diyor kitabımızın yazarı. Evet, ilk örneğimize bakalım. Ezuru zümelâi. Yani ben arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. İllel muhmile. Ancak ihmalkar olanları değil. Burada bir kere cümlemiz menfi bir cümle. Yani menfi demişim. Müspet bir cümle, olumlu bir cümle. Zümelâi kelimemiz arkadaşlarımı burada nedir? Müstesna minhudur. İstisna edatımız illa ve müstesnamız da mühmiledir. Baktığımız zaman bu istisnamız nedir? Tam istisna ve muttasıl istisnadır. Len yencehat tullâbu, öğrenciler başaramazlar. İllel müştehide, ancak çalışanlar başarır. Burada yine et tullâb müstesna minhu, illa istisna edatı. El müştehide yine nedir? Burada müstesnamızdır. Cümlemiz menfi bir cümle. Müstesna minhu kelamda olduğu için tam istisna ve nasıl diyelim? Müstesna da müstesna minhu'nun cinsinden olduğu için yine burada muttasıl bir istisna var. Me kavemeti şuubu, yani halklar direnmediler. İlla el istimara, ancak sömürülenler. Muhtemelen burada el istimar sömürülenler kelimesi. Eş-şu'ub müstesna minhu illa istisna edatı. El-istimara da burada müstesnamız ve yine baktığımız zaman bu istisnamızın da yine aynı şekilde tam ve muttasıl olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Saniyen ikinci alıştırmamız uktub fi kulli firagin el-cevabe sahiha mimma beynel kavseyn. Yani aşağıdaki boşluklara parantez arasındaki uygun cevabı ne yapacağız? Yazacağız. Şimdi lem tusafir. Yani lem tusafir yolculuk etmedi. Lem tusafir yolculuk etmedi. İlla kim yolculuk etti? Talibetin bir kız öğrenci mi? Talibetun mu? Talibeten mi? Burada tin, tun, ten. Üç tane seçeneğimiz var. Peki hangisini seçeceğiz? Hemen kaidemizi hatırlayalım. Nasıl diyelim? Müstesna minhu bir kere kelamda yok. Lem tusafir illa. Burada müstesna minhu yok. Müstesna minhu olmadığı için, müstesna minhu olmadığı için bu nakıs bir istisna. Nakıs ve kelam da olumsuzsa o zaman ne olacak? Nakıs ve kelam da olumsuz olursa eğer, kaidemizin üçüncü seçeneği cümledeki konumuna göre, o zaman burada talibetun olarak biz bunu fail olarak, yani illa yokmuş gibi, lem tusafir talibetun, bir kız öğrenci yolculuk etmedi gibi talibetunu burada işaretleyeceğiz. Yani burada boşluğa talibetun gelecek. Umarisu, evet, umarisu er-riyadata, yani spor antrenmanı yapıyorum. Kullel eyyamü, her gün spor antrenmanı yapıyorum. İlla ancak el-hamisi, perşembe günü mü? El-hamisu mu? El-hamise mi? Şimdi bunu belirleyeceğiz. Yani müstesnanın harekesi bizim için önemli. Cümlemize baktığımız zaman müstesna minhumuz var. Kullel eyyem müstesna minhumuz var. Yani bu tam istisna. Ve kelamımız da umarisu, olumlu bir kelam. Tam, muttasıl. Aynı zamanda da muttasıl bu. Çünkü günü günlerden seçeceğiz. O yüzden tam, muttasıl ve kelam da olumlu olduğu için müstesna mutlaka mansup olacak. El-hamise ise burada doğru cevabımızdır. Mâ karâtu anil umemil müttehideti, yani Birleşmiş Milletler'den mâ karâtu okumadım. İlla ne okumadım? Kitaben mi? Kitabun mu? Kitabin mi? Şimdi buna baktığımız zaman, bu son örneğimize baktığımız zaman, yani mesela mâ karâtu kitaben anil umemil müttehideti gibi burayı ben düşünüyorum. O yüzden burada şey yok. Yani müstesna minhu zikredilmemiş. O yüzden burası müstesna minhu zikredilmediği için nakıs bir istisna. Kelam da olumsuz. O zaman yine şu yukarıda yaptığımız gibi, ilk örnekte yaptığımız gibi kitabeni biz burada meful olarak
algılayacağız ve buraya kitabeni ne yapacağız? Yerleştireceğiz. İlla yokmuş gibi. Üçüncü alıştırmamız abbir anil cümleli latiyeti müstamilen uslubel istisna bi illa kema fil misal. Şimdi bir takım cümleler var. Bu cümleleri yani istisna edatı kullanarak tabir edeceğiz. Yani cümlede istisna yok. Biz onu istisna varmış gibi ne yapacağız? Tabir edeceğiz. Adel cunudus salimin. Askerler sağ salim olarak döndüler. Lakin istuşhide cundiyun. Ancak bir asker şehit edildi. Adel cunudus salimin. Askerler salim olarak döndüler. İlla cundiyen. Ancak bir asker hariç. Burada da mesela cundiyen seçilmesinin sebebi ne? İşte kelamımız malum yani müsbet bir kelam. Müstesna minhu burada var. İstisna edatımız var. Her şey yolunda. Tam muttasıl ve kelam olumluysa müstesna mansup olacak demiştik. Burada da öyle. Lem yenceh gayrun müştehidim. Yani çalışkandan başkası kazanamaz, başaramaz. Mesela buraya ne yazalım? Lem yenceh illel müştehidu. Lem yenceh illel müştehidu diyebiliriz. Müstesna minhu zikretmeyiz. Kelam da olumsuz olduğu için mecburen getireceğimiz müstesna cümledeki konumuna göre irab edilecek ve burada fail olacak. Lem yenceh illel müştehidi olacak cümlemizin son hali. İstisnalı versiyonu. Ebharat essufunu yani gemiler yelken açtı ve lem tubhir selafetun. Üç tanesi açmadı. Mesela burada ne diyebiliriz? Ebharat essufunu gemiler yelken açtı illa ancak işte selafeten. Ancak üç tanesi hariç. Garatu kutuben kesireten çok kitap okudum. Velem ekra kitaben fil fıkıh. Ancak fıkıh alanında kitap okumadım. Burada mesela ne diyebiliriz? Garatu kutuben kesireten çok kitap okudum. İlla kitaben. Ancak bir kitap okumadım tarzında. Bunu yine istisna versiyonuyla ya da illa kitaben fil fıkıh de yine ne yapabiliriz? Diyebiliriz. Rabian dördüncü alıştırmamız. İcal el kelimeten leti beynel kavseyni müsnesna bi illa. Şimdi parantez arasındaki kelimeyi istisna yani müstesna olarak kullanacağız illa ile. Me şeriptu fil beyti evde içmedim. Evde bir şey içmedim. Ancak ne içtim? İllel me ancak su içtim. La uhibbu minel estikai. Arkadaşlarımı sevmiyorum. Burada müstesna minhu var. Kelam olumsuz, tam ve muttasıl kelam olumsuzsa o zaman ne yapacağız? İkinci kuralımız gereği mansup da diyebiliriz. Müstesna minhunun harekesine de tabi olabilir. Yani el vefiyye illel vefiyye ancak vefalı olanı diyebiliriz. Marittu hastalandım felem yezurni ehadun hiçbir kimse beni ziyaret etmedi. İlla macit. Şimdi burada şimdi şurası ayrı bir cümle aslında. Burası bizi ilgilendiren bölüm burası. Ehadun müstesna minhumuz illa getireceğiz. Kelam olumsuz. Kelam olumsuz. O zaman ne yapacağız? Mansup okuyabiliriz ya da ehadun tarzında müstesna minhum harekesini de okuyabiliriz. İkinci kuralımız gereği bu. Felem yezurni ehadun illa macidun ya da illa maciden diyebiliriz. Hamisen beşinci alıştırmamız. Uktub müstesna münasiben fi kulli firak. Aşağıdaki boşluklara uygun müstesnalar getiriniz. Ce'eni ennasu insanlar bana geldi illa Ahmeden. İlla Ahmede. Ancak Ahmet gelmedi. Müstesna. Ve buradaki istisnamız tam muttasıl ve kelamda olumlu olduğu için mansup olacak mutlaka. İlla Ahmede. Uhibbul fevakihe meyveleri seviyorum. İlla tuffahate. Ancak elmayı sevmiyorum. Burada da yine muttasıl kelam olumlu mansup olacak. İlla tuffahaten. Ve hadara kimse gelmedi. İlla şimdi burada kelam olumsuz. Müstesna minhu yok. Ne yapacağız? Cümledeki konumuna göre. İlla Muhammedun. Ancak Muhammed geldi. Lem tuhlifil harubu. Yani savaşlar meydana gelmedi. İlla ancak Esselame ancak barış meydana geldi. Şeklinde bir şey söylenebilir mi? Söylenebilir.
Burada tabii nakıs istisna oldu. Kelam da olumsuz ve üçüncü kural gereği ne yapmamız lazım? Cümledeki konumuna göre ne yapalım? Esselame ne yapabiliriz burada diyebiliriz. Sadisen altıncı alıştırmanın üç tane cümle yapacağız. İçerisinde istisnanın türlerinin olduğu. Yani tam muttasıl kelam olumlu yapabiliriz. İşte tam muttasıl kelam olumsuz, nakıs kelam olumsuz ya da yine aynı şekilde munkatı ama kelam olumsuz yapabiliriz. E'arif ma ye'ti fi defterike, diyor ki gelen cümleyi defterine irab et. Hakkakat umemül muttahidetu incazatin, yani Birleşmiş Milletler başarılar gerçekleştirdi. İlle selame, ancak barış hariç. Hakkakat fiili mazi, fetha üzerine mebni, te'u te'nisi sakine. El umemu, burada fail. El muttahidetu, bunun sıfatı. İncazatin, burada meful, aynı zamanda müstesna minhu. Cem-i müennes salim olduğu için de kesre ile mansup. İlla istisna edatımız o esselame de müstesna mansubun bil fetha olarak bunu ne yapabiliriz? İrab edebiliriz. Evet, böylelikle ders kitabımızdaki konumuzu tamamladık. Şimdi hemen ardından ne yapalım? Alıştırma kitabımızdaki yerimize bakalım. El müstesna bi illa ile yapılan müstesna. Evvelen ilk olarak şu. İmle el cedvele lati, gelen cetveli doldurun. Bil matlubi müstainen bil ayeti latiye. Gelen ayetlerden yardım alarak şu gelen cetveli şimdi dolduracağız. Gelen cetveli dolduracağız. Önce ayetlerin manalarına bir bakalım. Ma enzelna aleykel Kur'ane. Biz Kur'an-ı Kerim'i sana indirmedik. Liteşka, yani sıkıntı çekesin diye indirmedik. İlle ancak tezkiraten, öğüt alsın diye. Limen yahşa, Allah'tan korkanlar öğüt alsın diye. Tezkiraten burada neyimizdir? Müstesnamızdır. Müstesnamızdır. Ve le kadar senle Nuhan ila kavmihi, Nuh aleyhisselamı kavmine gönderdik. Felebise fihim, onların arasında kaldı. Elfe senetin, 1000 sene. İlla kamsine amen, ancak 50 yıl hariç. Kamsine müstesna, elfe sene müstesna minhu. Mâ lehum bihi min ilmin, yani onların bu hususta bir ilmi olmadı. İlla ancak ittiba azzan, ancak zanna uyuyorlar. İttiba azzan burada müstesna. El-ehillâ'u, yani samimi dost olanlar, yevmeyizin o gün, ba'duhum bazıları, liba'din bazılarına aduvun, düşman olurlar. İllel-muttakîn, ancak takva sahipleri hariç. El-muttakîn burada müstesnadır. Muhtemelen el-ehillâ'u da burada neyimizdir? Müstesna minhumuzdur. Fümme tevelleytum, sonra siz yüz çevirdiniz. İlla kalilen minkum, ancak sizden pek azı hariç. Kalilen burada nedir? Müstesnadır. Şuradaki tüm zamiri de müstesna minhudur. La yukellifullahu nefsen, Allahu Teala hiçbir kimseyi sorumlu tutmaz. İlla ancak vus'ahe, gücünün yettiğiyle. Vus'a, gücünün yettiği. Nefsen burada müstesna minhu. Vus'ahe müstesna. Şimdi burada ne ol istisna? İstisnanın türü nedir? Onları belirleyeceğiz. Müstesnaları yazalım mesela. İşte tezkireteni yazalım şuraya. İttibai'yi yazalım. Hamsine'yi yazalım. Ya da kalileni yazalım. Vus'a'yı yazalım. Bunların hepsini buraya yazdık. Müstesna minhunlarda da işte kalilen için tümü yazalım. Tezkireten için teşka. Tezkireten için Kur'an kelimesi daha uygun gibi. Onu yazalım buraya müstesna minhu. İşte elfe seneyi müstesna minhu, hamsineyi müstesna yazacağız. İlmin kelimesi burada nedir? Müstesna minhu, ittiba müstesna olacak. Bunları yazalım. İstisnanın türü nedir? Kaç tane türümüz var? 4 tane. Tam istisna mı? Mesela çoğu bunların tam istisnaymış. Şu tam istisna. Şu tam istisna. Çoğu hocam bunların tam istisna. Müstesnaların irabını da yine mansup olması gereken yerler oluyor. Caiz olması gereken yerler oluyor. Bunlara da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Bunun üzerinde biraz çalışalım.
Yani buna kafa yoralım. Buradaki müstesna minhu, istisna türü ve müstesnanın irabı hususunda biraz kafa yoralım. Burayı dolduralım. Saniyen ikinci alıştırma. İhtar el müstesna es sahihe min beynel kavseyni li kulli firagın fil cümlelilati. Gelen cümlelerdeki boşluğa uygun, iki parantez arasından uygun olan istisnayı seçeceğiz. Bakalım. La yenkusu azalmıyor. E'da'e meclisil emin. Yani güvenlik konseyinin üyeleri azalmıyor. İllel haya'u. İllel haya'u. Ancak haya ve adalet. El adlu. Adalet. Teltezimu Ed-duvelu'l-e'dâhu bi kararâtil-umemil-müttehide. Teltezimu ed-duvelu'l-e'dâ. Üye ülkeler uyuyorlar. Birleşmiş Milletlerin kararına uyuyorlar. İlle ancak kim uymuyor? Ed-devleteyni. İki devlet. Ancak iki devlet uymuyor. Ed-devleteyni. Kullu'l-duveli. Bütün ülkeler e'dâun. Yani bütün üye ülkeler fi manzimetil-umemil-müttehide. Şöyle diyelim, bütün ülkeler e'daun üyedir fi munazzimetil umemil muttehide, Birleşmiş Milletlerin organizasyonlarında üyedir, illa ancak kalilen minhu, ondan bir kısmı hariç. La yufidu meclisul emni, yani güvenlik konseyi fayda vermiyor, illa ancak el adaviyete daime, kalıcı üyeler. Ancak kime fayda veriyor? Şimdi burada ne var mesela? Meclis-ül Emin müstesna minhu var. O yüzden bu tam istisna, aynı zamanda muttasıl. Ama olumsuzsa ne yapacaktık? İkinci kuralımız gereği mansup okumamız caiz ya da müstesna minhu'nun irabına tabi olacağız. Burada istersek eshabu diyebiliriz. El eshabe, eshabe, el eshabe. Zaten el diyemeyiz. O yüzden eshabuyu burada ne yapalım, tercih edelim. Sen üçüncü alıştırmamız kevun cümleten li kullin nevi minen envai'l istisna bi illa. Yani illa ile yapılan istisnanın her çeşidinin olduğu cümleler yapın. İşte bir numaralı boşluğa tam istisna örneği yazalım. İki numaralı boşluğa nakıs istisna örneği yazalım. Üç numaralı boşluğa muttasıl istisna örneği yazalım. Ve dört numaralı boşluğa da munkatı istisna örneği yazalım. Gelelim dördüncü alıştırmamıza. Rabian, abir anil meani latiye bi uslubil istisna müstakdimen edatul istisna illa. Şimdi aşağıda yine cümleler var. Bu cümleleri illalı, yani istisnalı versiyonlarına çevireceğiz. La tuaddi munazzamatul umamil muttahideti mehemmâe. Yani la tuaddi, eda etmiyor, gerçekleştirmiyor. Munazzamatu organizasyonları, yani Birleşmiş Milletlerin organizasyonları mehemmehe, yani önemli organizasyonlar gerçekleştirmiyor. Muhtemelen böyle bir cümle var. Tueddihe munazzematani. Ancak iki organizasyon gerçekleştiriyorlar gibi burada bir cümle var. Ne diyelim? La tueddi munazzematul umemil muttehideti illa münezzemeteyni diye, burayı istisnalı kullanan illa münezzemeteyni. La tufidul umemul muttehidetu, Birleşmiş Milletler ifade etmiyor. Ne et illa edduvelel kaviye, ancak kuvvetli ülkeleri ifade ediyor diyebiliriz. La uhibbu münezzemeti duveliye, yani uluslararası organizasyonları sevmiyorum. İlla ancak Münezzemetel umemil muttehidetil tafule, ancak Birleşmiş Milletlerin çocuklar için yaptığı organizasyonları seviyor. Yani şu uhibbuları mesela bir daha söylemeyeceğiz. Bu tufudu bir daha söylemeyeceğiz. Tüeddi'yi bir daha söylemeyeceğiz. La tecmeul muşkalatu beyne duvelil muslime, yani Müslüman devletler arasında sorunlar bir araya gelmiyor. İlla
Kalilen, ancak az bir şekilde. Yani Müslümanlığın devletler sorunlarını bir araya getirmiyor. Yani birbirleriyle paylaşmıyorlar anlamında. Burada illa kalileni ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Şurayı söylememize gerek yok. Zaten söylersek istisna edatının bir anlamı kalmaz. Evet, bu şekilde dilimin döndüğünce illa ile yapılan müstesnayı anlatmaya çalıştım. Zaten inşallah bir sonraki dersimizde de illa gibi 8 tane istisna edatı olduğunu söylemiştik. İlla ile beraber 8. Bunların diğer 3-4 tanesini de inşallah bir sonraki dersimizde tekrar müstesna konusunda anlatmaya çalışacağız.